Evet, hayırlı akşamlar. Tekrardan merhaba Sayın Moda TV izleyenlere. İlker Çorbacı ile Kültür Sanat programına hoş geldiniz. Bu haftaki konuğumuz sizlerin de yakinen tanıdığı jeofizik uzmanı, sanatçı, aynı zamanda araştırmacı Sayın Orhan Yiğit hocama hoş geldiniz demek istiyorum. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk İlker Bey. Nasılsınız, iyi misiniz? Teşekkür ederim. Sizden nasılsınız hocam? Teşekkür ediyorum. Kısaca sizi, gerçi herkes tanıyor ama tanımayanlar da şöyle bir kısa bir özet geçebilir miyiz hocam? Tanıtır mısınız kendinizi? Tabii, ben Orhan Yiğit. Öncelikle Ünye Tanıtım Gönüllüsüyüm. Ne kadar güzel. Ünye Turizm'le katkılarımız olsun istedim. Emeklilikten sonra Ünye'ye yerleştim. Emekli jeofizik mühendisiyim. Araştırmacıyım. Evet. Sanatçıyım. Evet hocam. Sanatsal Faaliyetleriniz hala devam faaliyetler ediyor. Evet. yapıyoruz. Oraya da geleceğiz. Şu andaki programda isteyerek benim sevdiğim bir konuda beni Evet. çağırdığınız için ayrıca teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim hocam. Bu haftaki konuğumuz frekans. Frekanslar nedir? Hayatımızın neresinde? Yani bunun ilk önce yani bir giriş kısmını anlatma gereği duyduk. Çünkü yani bu hayatımıza nasıl bir etkisi vardır? Nerededir? Nerede durur? Zararları, faydaları nelerdir? Bunları ki işin de uzmanı Sayın Orhan Hocam, jeofizik uzmanı çünkü kendisi de. Evet hocam, sizlere dönecek olursak ilk sorumuz yani frekans nedir hocam? Bu önce şunu belirtmek isterim ki böyle 40 dakikada 1 saatte anlatılacak bir konu değil. Kesinlikle değil ama biz en temelinden ilk Saatlerce önce nedir süren, bu? günlerce süren olan bir konu. Kesinlikle hocam Ben biliyorum. de şöyle özetleye dinleyicilerimden özür dileyerek Evet. böyle anlayabileceği bir dilden anlatmaya çalışacağım. Evet hocam. Frekans nedir? Hep okullarda gördük, lisede gördük, ortaokulda gördük. Frekans, frekans, frekans nedir? Frekans tekrarlamadır. Yani bir saniye bir birim zamanda bir devam eden tekrarlamalara, titreşimlere frekans deniliyor. Ama bunun belli bir zaman boyutu, mesela bir örnek vereyim. Bir saniyedeki bir ipimiz devamlı bir saniyede salınım yaptırabiliyorsak onun frekansı bellidir. Bir saniyedeki de ona da hertz denir. Yani bir Evet. saniyedeki salınım miktarına hertz denir. Yani titreşim şeyine Titreşimdir. kaç kere Evet. titreşiyorsa bir Evet. şey yani burada da yani frekansı yani atomun titreşmesiyle kaç kez titreşmesiyle alakalı bir durum yani iki kez titreşiyorsa Bir saniyede iki saniyede frekans işte iki iki frekanstır. evet ikidir. Evet. Mesela bu şöyle de olabilir. 7 gün var ya. Evet. 7 gün, 7 gün, pazartesi, pazar, pazartesi, pazar, pazartesi, pazar, haftanın bir titreşimdir, haftalık titreşim. Tabii Evet. 365 gün, 365 gün Evet. yıllık titreşim Evet, sayısıdır çok gibi. güzel. Şimdi hocam peki yani titreşimi anladık. Yani frekansı anladık. Yani bir saniyede kaç kez titreşiyorsa buna frekans denir. Yani tabii sürekli devamı olacak şekilde. İkinci sorum ise şu hocam. Hayatımızın neresinde sorgulamaya başlamalıyız? Bu frekansın. Biz çünkü çok ben kaç günlerden beri bunun altını kalın şeylerle, puntalarla çiziyorum. Çünkü ben ve Nikola Tesla'nın dediği gibi hayatı anlamak ve anlandırmak istiyorsunuz. Hayata enerji ve frekans boyutundan bakmalısınız derken hani geldiğimiz sonuç ise hakikaten adam çok çok doğru söylemiş ve biz de hep kendi aramızda konuştuğumuz gibi hani ilahi bir aslında Rabbimin lütfu gibi de görmeliyiz bunu. Çok farklı bir ilim aslında bu. Evet. Buyurun hocam. İkinci sorumuz. Hayatımızın neresinden sorgulama başlamalıyız bu frekansı? Buyurun. Hayatımızın neresinde diye soruyorsun ya. Evet. Her şeyimizde. Evet, kesinlikle. İçimizde, kanımızda, organlarımızda, vücudumuzda, daha dışarıda da çıkalım. Dışarıdaki gördüğün her şey titreşiyor. Evet.
frekansla ibaret. Zikrediyor. Hani dinsel yönden de bakarsan zikrediyor demek. Evet. Titreşiyor. Evet. Biz bunun neresindeyiz? Bize ne gibi bir etkileri var? Evet. Çünkü ben de titreşiyorum. Benim organlarım da titreşiyor. Karaciğerim titreşiyor, kalbim titreşiyor, duygularım titreşiyor. Nefret duyduğum zaman o da bir titreşim. Hem duygularımız, hem düşüncelerimiz, hem de fiziksel olarak her şeyimiz titreştiği için biz frekansı hayatımızın her anında görebiliyoruz. Peki hocam, o zaman asıl yani programa giriş sorusu olarak da bunu görebiliriz. Peki o zaman her şeyimiz titreşiyorsa insan kaç frekanstır diye soruyorum. Ve de aynı zamanda da rejiye dönüp skalamızı da verebilir misiniz? Evet. Şimdi şöyle söyleyeyim. Bütün canlı ve cansız ne kadar şu anda katı haldeyiz zaten. Biz frekansın evet. katı haldeyiz. Evet. Formatıyız. Öyle anladım. Diyelim. Şimdi biraz ben bir skala vereceğim. Skala da sol tarafta benim tarafımda olan bölgede insan bedenimizin yani insanın 62 ile 68 MHz üzerinde titreştiğini biliyoruz. Evet. Eğer biz bu titreşim mesela herkese göre değişebiliyor. Taşın titreşimi farklıdır, kuşun titreşimi farklıdır. Tabii. Bütün madenlerin, minerallerin titreşimleri farklıdır. Evet. Bizim insan olarak titreşimimiz 62 ile 68 MHz arasında ölçülmüş. Bu bilimsel olarak bir veri. Evet. Mesela diyelim ki soğuk algınlığı olduk. Evet. Grip olduk. Evet. O zaman bizim frekansımız 56 MHz'e düşüyor. Soğuk algınlığı ve gripte ve ondan etkileniyor yani 3-4 evet, frekans grip aşağı düşüyor. Belirtileri olduğu zaman 57 MHz'e düşüyorsunuz. Mesela eğer burada Allah kimsenin başına vermesin, 42 MHz'e düştüğünüz anda kanser oluyorsunuz. Evet, yani bu önceden vücudumuz tabii, haber veriyor. Yani bunu önceden şey yapabiliyoruz. Tam bir şeye ölüm anına yaklaştığınız zaman da 25 MHz oluyor. Ama bundan daha aşağısı var mı? Öldükten sonra yine titreşiyoruz. Çünkü yerin bir titreşimi var, toprağın titreşimi var. Tabii. Yine titreşmeye devam ediyoruz. Mesela şöyle söyleyeyim. Bu titreşimlerde mesela normal bir insanda eğer 62-68 MHz üzerinde titreşiyorsanız ve gerçekten ölçüm yapıldıktan sonra siz bu seviyenin altına düşmüşseniz kesinlikle bir hastalık vardır. Evet. Şimdi bunlar bir liste halinde zaten yazılmış ve bilimsel olarak da ispatlanmış. Kesinlikle evet. Şimdi ben de buraya gelecektim hocam. Şimdi buradaki gördüğümüz gibi alttan işte utangaçlık işte kaldırmayın lütfen reji. Orada işte öfke, efendime söyleyeyim evet. işte utangaçlık, şu bu skala var orada. Ben, 200'den sonra aydınlanma geçiyor. Evet, ben bunu izah edeyim. Şimdi evet her şey frekansla, sadece fiziksel olarak değil, duygularımız da frekans. Mesela bir sevgi, mesela bir huzur, bir neşe, birisine öfkelendik, mesela utanç duyuyoruz, utanıyoruz. Evet. Ve en korkuncu da korku. Korkuyoruz, tabii. korkutuluyoruz. Hocam, çok güzel yer geldi. Şunu sormak istiyorum. Şimdi çok güzel bir yerdeyiz. Buraya bir virgül koyalım. Şimdi bakıyoruz, haberleri açıyoruz. Cinayet, kadın cinayetleri. Bakıyoruz, hayvana eziyet etmiş. Eziyet. O onu soymuş vesaire. Hep bir yani insanlarda ama sokağa çıkmayalım, çocuklarımız şey yapmayalım. Hep bir soyutlama, hep bir kabuğunun içine çekilme, hep bir korku. Peki bu korku kimin işine yarıyor? Yani bu burada demiyorum yani bütün dünya açısından yani bütün dünyada böyle. Bir korku empoze ediyorlar. Şimdi korku ise şimdi en büyük faktörlerden birisi korkunun frekanslarımızı düşürmesidir. Doğru düşürüyor, mudur hocam? Ha. Düşürüyor. Ne oluyor? Evet. Hastalığı açık hale getiriyor bizi. Evet, getiriyor. Değil mi? Doğrudur. Ama ve artık bununla da kalmıyor bu şeyle. Ve televizyon programlarında çok özür dileyerek söylüyorum. Bütün her yerde böyle.
Hiç insanı bakın şu skalaya bakın. Cesaretlendirecek, yüreklendirecek, isteklendirecek, kabullendirme, yüzleşme, sevgi, humor ya da aydınlanma, hani zaten çok üst yani o evliya seviyesi evet, diyebileceğimiz. Bunları veren, bunları empoze eden yani bu frekansı bize veren hiçbir doğru düzgün yayın ya da program göremiyorum. Bu haliyle hep düşük frekanslara bakın hep bizi olumsuz etkileyen frekansları yüklüyorlar. Yani bu da hasta olmamızı aslında sebeplerinden en büyük birisi ben, olarak ben görüyorum. Buyurun hocam. İsterseniz aydınlatayım sayın seyircilerime. Şimdi en alt seviyede insanın frekansını düşüren bir liste yapılmış. Bu liste bilim adamları tarafından yapılmış. Evet. En altta utanç var. Onun üzerlerine utancın değeri 20'dir. 20 Hz. Sonra suçluluk 30, hissiz 50, kederli 75, korku 100. Evet. Şimdi böyle gurur var, ihtiras var, efendim öfke var. Biz orta nirengi noktasını cesaret olarak. Cesaret, kırılma cesaret, noktası. Kırılma noktası. Adı da üzerinde yani cesaret. Yani o nokta sıfır milat diyelim mesela. Evet. Bir milat diyelim, sıfır noktası diyelim. Cesaretli olan kişi sıfır kabul ederse, demin saydıklarım. Evet. Bunların altında olan. Evet. Bölgede yer alan. İşte suçluluk utanç demin bahsettiklerimdir. Şimdi 200'ün üzerinde olanlar neymiş? Ona bir bakalım. Bunlar nöt bile dursanız yine 250 puan alıyorsunuz. Mesela sevgi 500 puana yükseltiyor. Ya. Huzur mesela 600 puana yükseltiyor. Evet. Neşeli olursunuz. Hocam neyi çağrıştırdı? Devamlı. Neyi çağrıştırıyor? Bir de... şöyle söyleyeyim. Yani hani insanlarda olan bir bakıyor adamın suratı asık, öfkeli, her şeye kızıyor. Seni de aşağı çekiyor biliyor musun? Tabii canım biz enerjimizi deriz yani. Bizim yani enerjimizi birini, aşağı çekiyor. Birinde tanışıyoruz da falan falan. İşte ya ya ondan yani düzgün bir frekans alamadım da deriz zaten. Öyle bir cümle de evet, kurarız. Frekans alamadım. Frekans alamadım. Ya enerjisi enerjimi düşürdü adam. Emli gibisinden evet, bir cümle de kurarız yani. En büyük ölçüm sonuçlardan bir tanesi aydınlanma. Huzurdan sonra aydınlanma geliyor. 700 seviyesi. Evet. Yalnız burada bir özellik var. Biz bunları niye anlatıyoruz? Şöyle söyleyeyim. Bu milat diyelim 200'ün üzerinde o skalaya yaklaştıkça insan bilgi edindikçe efendim huzur buldukça bir aydınlanma seviyesine vardığı zaman bu seviye bu seviyedeki olan kişiler aşağı yukarı 70 bakın en üst seviye 700'e ulaştığınız anda saf birinciye ulaştığınız aydınlanma ulaştığınız zaman tam 70 milyon kişiyi dengeliyor. Ya. Senin altındaki olan şeyleri dengeliyor. Yani üst bilinçte, üç kategoride yer alan insanlar kendisinden sonra gelen bütün alt bilinçli duygularındaki kitleleri, kitleleri de sürükleyebiliyor. Sürüklemiş ve onları etkilemiş oluyor. Bir denge sağlanıyor. Evet. Peki hocam. Şimdi bu... Ama şunu da söyleyeyim. Alt seviyedeki olan kişi hiçbir zaman üst seviyedeki kişiyi etkileyemiyor. Tabii. Çünkü frekansı ya da evet, enerjisi evet, onun evet, kadar evet, yoğunluğu. Evet, peki evet, hocam o zaman şöyle bir dedim ya hani akla ne getiriyor diye. Hani şimdi iki şeyden baktığımız zaman istersek etik değerler üzerinden bakalım. Hani ne diyor sevgi, huzur vesaire vesaire evet, diyor. Ve semavi dinlerden bakınlar. Yani bizim kendi inancımıza göre İslam açısından baktığımız zaman ise Rabbim ne diyor? Ne diyor? Hani gurur yani, diyor, gurur yok, diyor. Gurur, ha, gurur diyor, şeytandan diyor. Kibir yok diyor. Ondan sonra hırslanma diyor. Evet, kişiler, bak evet, hep alt frekansları evet, izlemiş. Alt frekanslar. Ne diyor? Evet. Huzurlu ol diyor. Evet. Huzur diyor buradadır diyor. Evet. Mutlu ol diyor. İnsanlara diyor işte ayıbını kapat hani başkasının kötü frekansını yayma, işte taşıma gibisinden bir takım öğütler veriyor. Hani evet, ben sizi evet, hani tutup şey yaparsanız diye diyor. Ayetler gönderdim vesaire işte peygamber gönderdim diyor. Hep üst frekanstan bahsediyor. Yani frekansını yükselterek gel bana diyor. Evet, frekansını... Bütün amacımız zaten frekansımızı yükseltmek. Yükselten. Yani bunun dinsel anlamı sevap kazanmak. Evet. Sevap kazanmak.
Aşağı doğru iniyorsanız günahkar olmuş oluyorsunuz. Evet. Ama çünkü üst bakıyorum, seviyedeki mesela şöyle söyleyeyim, en üst seviyeye vardığınız zaman, hani biz diyoruz ki evliyalarımız, evliyalar, erenler, ulular, erenler, bütün bunların seviyeleri yüksektir ve onlar peygamberler bize, vesaire, bize yardımcı oluyorlar. Yani alt kısımlarda düşük seviyedeki olan insanları yukarı taşıyorlar, aşağı yukarı. Evet hocam, evet. Mistik düşünce de bu böyle. Ama aslı frekans. Evet, burada iki yorumlar da gelmiş. Onları da okumak istiyorum bu arada. Ayhan Sobi başkanımız, hayırlı akşamlar diliyorum. İyi akşamlar dilerim İlker Bey. Ünyemizin kıymetli bilim insanı Orhan Bey'e sevgi ve selamlar demiş. Teşekkür ederim. Biz de teşekkür ediyoruz Sayın Başkanım, kendinize de. Çalışmanızda başarılar diliyorum. Sağ olun, var olun. Burada da kıymetli eşim Emine Zengin Çorbacı. Çok güzel bilgiler. Orhan abimize teşekkürler. Devamını bekleriz yazmış. İnşallah. Teşekkürler İnşallah. Emine Hanım. Saygılar, sevgiler. Şimdi hocam konumuza dönecek olursak aslında bu frekansı biz insanlarımıza çok iyi anlatmalıyız. Çünkü o kadar önemli bir konu ki bu hem herkesin, herkesin demeyelim de yani çoğu insanın kavrayıp anlayabileceği, bunun farkına varan insanların da hayatını pozitif anlamda yönetebileceği, kurgulayabileceği bir alandır aslında, bir ilimdir aslında bu. Tabii ki. Yani şimdi üçüncü soruya geçeceğim. Çünkü bu temelleri, bu üç tane frekansla alakalı bu üç temeli doğru düzgün oturtturabilirsek diğer kalan birçok başlık var ki onun üstüne inşa edebilip yani temelini aldığımız zaman ikinci, üçüncü katını rahat rahat çıkabiliriz. Ama bunu biz bu programda hepsini bilimsel olarak anlatmak zorundayız. Yani çok daha detaylı bilgiler verebilirim ama süremiz çok kısıtlı. Evet, süremiz kısıtlı. Hem de bu programda biz sadece üç tane başlık seçtik. İlk önce ana temeller. Ondan sonra size üçüncü sorum da geliyor hocam. Peki hocam. Schumann rezonansı nedir? Bu da çok önemli çünkü bu temeli oturtturabilmemiz açısından insanların aklına. Bunun peşinden de orgon enerjisinden. Evet, bir de orgon enerjisinden bahsetmeliyiz. Alayım. Yalnız bu konulara geçmeden var bir şeyden bahsediyorum. Kısa bir bilgiden vereyim. Buyurun hocam. Bu frekansımız düşükse ne yapmalıyız? Evet hocam. Tabii yok hocam. Evet. Tamam. Bu şimdi frekanslardan bahsettik. Yüksekliğinden, alçaklığından. Peki yükseltmemiz için aslında oraya ben üçüncü soruda getirecektim ama buyurun. Bu şey. Ondan sonra da şeye geçelim. Tamam. Buyurun. Geçelim. Buyurun. Şöyle söyleyeyim. Bizim eğer enerjimiz düşükse, frekansımız düşükse, sizden frekans alamadım arkadaş. Yani diyebilecek insan sayıları da çoktur. Nasıl yapabiliriz? Her şeyden evvel bulunduğumuz frekansı muhafaza etmeliyiz. Yani yanımızda cep telefonu varsa, elektromanyetik olan, yani bizim öz frekansımız, titreşimimizi etkileyen dış frekanslar var. Evet. Ya bunlar nedir? Bunlar işte radyo dalgaları, TV'lerimiz, işte 4G'ler, 3G'ler, radyolar, televizyonlar, Wi-Fi'ler, binaların, beton binanın kendisi bile yani olumsuz etkiliyor. Bırak onu, hepimizin bir cep telefonu var. İşte evet. Buyur, en büyük düşmanımız esasında. Bunun yaydığı frekanslar. Hocam şunu da etkileyelim, eklemek istiyorum. Özür dilerim lafınızı kestim. Hazır yiyecekler. Oraya da geleceğim. Sentetik yani giysiler. Öncelikle evet. Etrafımızda bulunan bu manyetik bize zarar verecek, bizi hasta edecek. Demin anlattım ya, kanser, bizim frekansımız düşecek olan bütün materyallerden asgari uzak durmak. Evet. Çok daha detayları var da ben kısaca anlatayım. Kısadan evet. Sonra da şunu söyleyeyim. Konserve gıdalarından uzak duracak, 0 megahertz bize yetti. Hiçbir faydası yok. Ama yok, bir faydası var. Sadece emperyalistlerin cebini dolduruyor. Ya artık şöyle söyleyeyim. Mesela kuru otlar yiyoruz ya, işte kuru, bakla, diğer yiyeceklerimiz 12 ve 22 megahertz olarak bizim enerjimizi arttırıyor. Çok taze güzel. Otlarımız 20-27 megahertz. Yani yöresel, bu bizim galdirik. Galdiriğimiz, bunlar, kara lahanamız, değil mi? Harika. Evet, bunları yiyeceğiz. Bir de
esans, yani uçucu yağlarlar. Evet. Ki bu ayrı bir konu. Kesinlikle. Ama kısacık bir girelim. Bir şey girelim size. Evet, kısacık bir girelim. Bunlardan sıralarsak bunları, en altında Festan var, 52 MHz. Bir enerji yükseltimi yapıyor, frekans yükseltimi. Yani bunu yapıyor. Yani şunu sürdüğümüz zaman bizim frekansımızı yükseltiyor. Arttırıyor. Size ilginç bir şey söyleyeyim. En listenin en başında da gül var. Evet. Ne kadar biliyor musunuz? Evet. Tam 320 MHz'lik bir enerjiyle bize dengeliyor. Hiçbir enerjide yani bu yani bitki yok. Açısından ve çiçek açısından. Arada var tabii ki melisalar, günlükler, lavantalar, naneler de. Hiçbirisi... Alt ve üstünü söyledim. Evet. Aralarda gül. Gülün mesela şöyle bir kısa bir şey söyleyeceğim. Gül suyu. İşte cenazelerimizde o metanetli enerjimizin düştüğü anda bize dağıtılan gül suları. Güller. İşte İslamiyetimizde Peygamber'in gülden bahsetmesi. Evet. Değil mi? Terinin gül gibi kokması. Neden? Her şeyin bir nedeni var. Ve sembolü de evet. İslami evet. Yani İslami İslam ilimlerde, bilimlerde evet. Ve İslam sanatında da gül olarak tefsir edilir. Evet. Gül olarak. Efendimiz. Ama evet. Arabistan'da da gül yok o zamanlar. İşin garibi yok. Yani orayı da araştırmak o lazım. O kervanlarla gider yalnız hocam. Bize bunları yapınca dinimizin ne kadar muhteşem bir din olduğunu anlıyoruz. Ya hani evet. Şimdi. Boş boşuna gül dememiş yani. Kesinlikle yani bu hani enerjimi başka nasıl arttırabiliriz? Çıplak ayaklarımızı çıkartırız, toprağa basarız. Vücuttaki o kötü bizi rahatsız eden o enerji toprağa veririz, biz de sakinleşiriz. Hocam bunlar evet. Hani bizim düşündüklerimiz evet. Değil aslında sayın evet. Seyirciler. Evet. Bunlar bizim düşündüklerimiz değil. Bunlar bilimsel açıklamalarıyla beraber yazılı kaynaklardan aldığımız ve size aktardığımız bilgilerdir. Bunun da altını tekrardan çizmek isterim. Evet hocam. Evet, yalın ayak çimen diyordunuz. Evet. Toprak diyordunuz. Çimen rezonans. Evet. Çimene, evet. Toprağa, çıplak ayakta. Basın. Suya, akarsuya. Akarsuya. Bir şey daha bahsedeceğim ama. Anladım. Ben, buyurun hocam. Vakit doluyor. Tamam. Şimdi dini ritüellerde biz abdest alıyoruz. Evet. Abdest alanlara soruyorlar. İstatistik yapıyorlar. Diyorlar ki niye abdest alıyorsunuz? %90'ı temizlik için diyor. Evet doğrudur, temizlik için diyor. Evet. Tabii ki evimizin aklına gelecek ilk şeydir, doğruyu söylüyor. Ama ikinci soru geliyor, diyor ki madem temizlik için neden toprağı elinizi vuruyorsunuz? Hani suyu bulamadığın zaman, niye neden toprakta pis ona kalırsa? Evet, yapıyoruz. O da pislendi. O zaman birinci sorunun şeyini biraz ne yaptık? Tezat düşüyor. İkisi tezat. Sonra bir baktık ki gerçek şu, insan vücuduna dışarıdan gelen o frekans, hani kötü frekans, kötü enerji, biz suya elimizi sürdüğümüz zaman yahut da toprağa elimizi değdiğimiz zaman boşalıyor. Nötrlüyoruz yani kendimizi. Vücudumuzu nötrlüyoruz, parazitlerden kurtarıyoruz, yaradanımıza öyle ibadetini yapıyoruz. Evet. Yani bunu bilmemek çok kötü bir şey. Evet, kesinlikle bence. Yani. Hocam ben zaten şöyle düşünüyorum, hani bütün dünyada böyledir. Bazı evet. Gelişmiş ülkeler haricinde yani eğitilmemek üzere verilen bir eğitim evet. Vardır. Şimdi bu gibi şeyleri şey yapmıyorlar. Hani ona kalırsa hani girip de çıkamayacağımız konulardan bir tanesi şeye de. Şeye girelim mi şumara? Şu kısa bir özetleyip konuyu açıyor. Ya onu bakayım. Ya evet o mesela kadar işte şey var ki. Gümüş mesela 1920'lerin başında işte gümüş iyon üzerine ortadan kaldırılmaları yani gümüş iyonize edip alıp çünkü bütün bir mikrop ve bakterileri yani kötü anlamda bakterileri yok ediyor. İyi olanları, pozitif olanları vücutta tutuyor. Bütün antibiyotiklerden çok daha kuvvetli. Bunu kaldırdılar. Kürsülerini kaldırdılar. Profesörlerini yok ettiler. Kazada hadi vesaire. Neyse onlara dokunma fazla. Ne, hani ben kasıtlı olarak yapıldığını düşünüyorum. Evet. Schumann rezonansı nedir hocam? Onu da bir alalım kısaca. Şimdi bu konuya girmeden değerlerine girmek olmazdı. Kesinlikle. Çünkü çok ilginç bir konu. Yıllarca binler, mesela dünyamızın şöyle düşünüyorum, bir tane kara küre var, taş küremiz var, dünyamız. Evet. Ama onun üzerinde atmosferimiz var. Tamam. Aşağı yukarı 10 bin metre ya da fit, kilometre olarak ölçülüyor çünkü bilime ulaşabiliyor. Şimdi şöyle söyleyeyim, 400 ile 700 kilometre arasındaki bir iyonosferimiz var. Evet. Bu iyonosferimizin etrafı atmosfer tabakası stosfer, diyoruz. Evet, stratosfer, megosfer, evet. Kat geliyor.
Evet. Dünyamızın etrafında bir atmosferimiz var. Bizi koruyor. Evet. Bir çelik kalkan, yani bir görünmez kalkan, bir kalkan diyelim. Yani bir kalkan olarak bizi koruyan evet. bir atmosfer. Gelen o şeyleri. Şimdi bu atmosferimizin bu dediğimiz ionosfer bölgesinde güneşten ve kozmikten gelen dalgalar, elektromanyetik dalgalar evet. Bizim atmosferimizdeki bulunan oksijen, azot ve hidrojen gibi mineralleri iyonize ederek pozitif, çok yüksek miktarda pozitif enerji üretiyor. Evet. Şimdi bu ürettiği bu enerji, şimşekler ve yıldırımlar saniyede 1000 defa çarpan elektriklerle bizim yeryüzümüze doğru o boşluk işte 700 kilometrelik boşlukta dünyamıza şarj ediliyor. Hmm. Ve bu şarj, bu döngünün adı ilginçliklerde 1970'li yıllarda, 74 olabilir, 74'te yıllarda bunun frekansı ölçülüyor. 7,8 çıkıyor. Hmm. Güzel. Bu frekans olarak da algılayabilirsiniz. Bir titreşim sayısı, bir skaladır. Evet. Şöyle söyleyeyim. 1980 yıllarında bu yeniden ölçülüyor. Birdenbire 8,5'a çıkıyor. Yani arada yani sadece 3-5 yani, sene. Dünyanın, şöyle düşünelim. Dünyanın kalp atışı bu. Yani dünya, biz dünyanın da içinde olduğumuz için bizim de kalp atışımız. Tabii. Biz de o düzenin içerisindeyiz. Tabii bizim taşlar, frekansımızı da etkiliyor. Bütün canlılar, her şey. Evet. Bu frekans 7,8 olarak titreşiyor. Kalp atışı bizim kalbimiz nasıl atıyor? Tak 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 tak. Evet. Tak. Dünyanın kalp atışı. İlginçlik nedir? İlginçlik şu. Şu anda binlerce yıldan beri 7,8 olan bu kalp atışı birdenbire şu anda ölçümlerde 12,6. Oo. Peki birdenbire hocam, bu kadar hızlanmış. Peki hocam. Evet. Bunun yükselmesi ne anlama geliyor? Asıl soru bunun yükselmesi gerek. Şu 13 sıfır noktası. Oo. Çok yaklaştı. Çok yaklaşılmış. Elektromanyetik alanın terse dönmesidir. Yani bugün beklenen, yani bilim adamlarının da söylediği gibi bu kutup taklası dediğimiz evet, şey aslında taklası. Aslında bakıyoruz hani bu bir periyodik bir evet. dönem aslında 24 bin ile 30 bin yıl arasında süre gelen bir periyodik dönem. Evet. Kutupta işte buzul çağların olması evet. işte bizim buzullar, büyük buzulların vesaire. Ama en son buzul çağı ne zaman olmuştu? O da 24 bin yıl evvel tabii ki, olmuştu. Tabii ki. O zaman kutup taklası, o zaman güneşin çok defalarca yapılmış. Tabii. O zaman güneşin batıdan doğduğu anlamı bunu da çıkacak. Nereden anlıyoruz? Kayaçları inceliyoruz. Kayaçlarda o manyetik akıların değiştiği. Tabii kutuplarda şey yapıyorlar, deliyorlar. O çıkan evet. buzlarla milyonlarca yıl geriye gidebiliyorlar. Taklatmaya az kaldı diyoruz. Hani şöyle diyoruz da dünya doğudan batıya, batıdan doğuya güneşin doğması ters gelecekti. O şimdi Kur'an'da da ayeti var hocam. Bunun. Hani diyor neyse, yani. Neyse hocam şöyle söyleyeyim. Bu rezonans arttıkça evet. bizim bilinç düzeyimiz de artıyor. İşin garip tarafı o. Yani aydınlanma daha hızlı, bilgiyi daha doğru alma. Evet. Bilgiyi daha doğru evet. alma, yanlışı ayırt edebilme evet. yani evet. aydınlanma evet. dediğim bütün kastım beynimizdeki, bu. Bütün beynimizdeki nöronların ve aradaki diğer katmanların daha aktif hale, beynimizin daha başka hücrelerinin de çalışmasına yol açıyor. Hmm. Bunu şimdi diyelim ki 12,6 olarak ölçüldü. En son 13'e az kaldı. Ne zaman olur bilemeyiz tabii. Hocam, şeyleri takla atma dolayı olabilir. Her neyse. evet. Gelelim ikinci soruya. Bir evet. Ne vardı? Orgon enerjisi. Evet, bir de orgon enerjisi vardı. Profesör William Raist'in evet. Orgon deneyi. Nedir evet. hocam? Bunu da açıklayalım. Şöyle söyleyeyim. Önemli. Bilim adamları bu aslında bir psikolog ya da psikoloji uzmanı. Uzun yani frekanslarla. Yani frekanslarla ilgili tedavi alak. İçin bu işe sürülmüş olan bir zat. Ve çalışmalarında görüyor ki bu orgon da böyle orgon enerjisi diye normalde bir enerji yok. Bu sanal bir enerji olarak düşünülüyor. Yani o kıvamda. Ne yapıyor bu arkadaş? Kuvarsı kullanıyor. 2-3 metrelik borular içerisinde. Bakır borular. Bakır boruların içerisine yalıtarak bir kondansatör meydana getiriyor. Şimdi bunu niye yapıyor? Şöyle bir hikayesi var. Amerika'da yanılmıyorsam ya Arizona olacak. Orada yaban mersini
kalıları var. Evet. Kurak geçiyor o yıl. O yıl çok kurak geçiyor, çok, evet. Çok kurak geçiyor. Onu okumuştum ben. Ve oradaki çiftçilerle bir sohbet ediyorlar. Diyorlar ki ya böyle kuraklık, mahvolduk, ettik. Diyor ki ben size yağmur yağdırırım. Ama diyor. Ama diyor işte bir kısmını da bana vereceksiniz. Evet yani yani çok evet. Cüzi çok yüksek bir şey yapmıyorlar. Yapıyor. 2-3 metre boyunda bakır borular alıyor. İçerisine kuvars dediğimiz işte şu gördüğünüz kuvars parçacıklarını dolduruyor. Ona da sonra geleceğiz evet. Hocam. Dolduruyor, yalıtıyor. İçerisine ne koyuyor? Bakır koyuyor. Yine tekrar bakır koyuyor. Yalıtım maddesi. Bir kondansatör yapıyor. Evet. Ve bu nasıl çalışıyor? Tabii ki bilimsel yolları var. Bir tonos enerjisi oluşuyor. Sıkıştırma enerjisidir o. Evet. Borunun 2-3 tane boru kullanıyor. 6-7 tane yan yana onun evet, resminde vardı. Var da yetiştiremedik. Evet. Önde var şeyleri. Bir dahaki program hocam. Koyuyor. Evet. Koyuyor. Ve ne yapıyor? O yerin altında bulunan enerji alttan sıkıştırarak yukarı veriyor. Sıkıştırarak yukarı veriyor. Evet. Bunun devamı tekrarlıyor. Uzanıyor. Ve yukarıda büyük bir toros enerjisi, dönen bir toros enerjisi oluşturuyor. O sırada zaten elektrik yüklü bütün bulutlar, işte yağmur yağdıracak olan bölge orada toplanarak kümeleniyor. Evet, toplanarak oraya yağış meydana getiriyor. Evet. Tabii ki bu orgon enerjisi oluyor. Şöyle gösterdim isterseniz. Evet, evet i̇şte hocam. Bu da sizin yaptığınız. Orgon. Evet, bu benim yaptığım evet. Bir orgon enerjisi. Bu, peki bu ne işe yarıyor hocam? Bu şu işe yarıyor. Odanızın içerisinde bulunan size kötü negatif enerjiyi alttan evet. Alıyor. Evet. Burada bir epoksi var. Sıkıştırılmış bölgenin içerisine sıkıştırıyor. Piramitlerin bakın dikkat ederseniz iki tarafı böyle sivridir. Hani bir hortum tutarsınız ya. Evet. Kalın akar su çok ileri gitmez. Biraz sıkıştırırsınız ucundan fırlar. Yani büyük bir evet. Basınçla gider. İşte o enerji buradan çıkıyor. Ve çok yükseklere giderek bir toros, demek ki bahsettiğim gibi bir toros deniliyor. Toros enerjisi oluşturarak odanın içerisindeki bütün negatifleri temizliyor. Tabii çok ki güzel. Bunun içerisinde bakır var, bunun içerisinde alüminyum var, bunun içerisinde bir şeydir bu esasında bir kondansatör. Yani küçük evet. Bir kondansatör olarak görebiliyorsunuz. İşte bunun ile şekilleri önemli değil. Yuvarlak şekilde de yapılabilir. Odanın şeyini değiştirme yetisine. Peki sahip. Hocam şimdi çok güzel bir yere geldiniz. Bu Profesör Wilhelm'in orgon deneyinden yola çıkarak. Peki bizim şimdi bu manyetiği ve frekansı anlattık. Peki bizim ünye kumumuzla ilişkilisi var bunun, biliyorum. Bunu da evvelki senelerde anlattığı şey, tümüs bezinden şuydu buydu ama manyetin ve frekansın ne olduğunu tam olarak anlayamadık çoğumuzda. Evet. Bunu da aslında evet. Altında bunun da altını doldurmuş olduk. Bu evet. İki temel imgeyle. Buraya gelecek olursak, şimdi daha iyi anlaşılabilir hale geldiğini düşünüyorum. Buyurun tabii, hocam. Tabii. Şöyle söyleyeyim, şu elimdeki fazla getiremeden bir ünye manyetik kum var. Ama bu manyetik kum sadece 20 tane mineralden sadece 2 tanesi. Geri kalanların bir listelediğimizde en fazla içerisinde kuvars olduğunu görüyoruz. Kuvarstan sonra ilmenit, manyetik işte bilmeyen 20 tane, bizim tarafımızdan bilmiyor tabii ki, 20 tane mineral var. Ve her birinin ayrı frekansı var. Evet. Her biri ayrı titreşiyor. Evet. Sizdeki olan o kötü enerjiye vücudun ürettiği kan dolaşımımız var şeyler. Biz enerjiyiz yani. Bir enerji üretiyoruz. Tabii. Ve bir manyetik alanımız oluşturuyor. Ama bizi yalnız başımıza bırakmıyorlar. Dışarıdan kozmik ışınlar geliyor, radyo frekansları, yok efendim TV'di, modemdi. Bir yığın şey kirli şeylerle bizi auramızın etrafı kötü kirli. Sözler. Kötü sözler, kötü sözler. Evet, onlar da yani beddualar, efendime hani, söyleyeyim. Gıybet yapmalar. Değil mi? Bunlar hep frekansımız düşüyor. Niye en büyük günahlardan? Evet, çünkü enerjimizi düşürüyor. Enerjimizi çok aşağı çekiyor. İşte bu orgon enerjisi dediğimiz enerjiyi bu 20 tane mineral bütün vücudumuzdan alıyor, düzenliyor
bir kalkan oluşturuyor. Bütün mesele bu. Sıkıştırıyoruz 20 tane mineralini ayrı. Mesela ama bunların içerisinde en önemlisi kuvars. Kuvars nedir biliyor musunuz? Hepiniz biliyorsunuz esasında. Eskiden bizim kuvars saatlerimiz vardı. Bilmeyenler için anlatalım hocam. Öyle mi? Tabii. Eskiden bir kuvars saatlerimiz vardı. Bu kuvars saatlerin içine bir pil takıyorduk. Ekranda sadece bir rakam gözüküyor. 11.30, 11.31, 11.34 diye rakamlarımız gözüküyordu. İşte sonra ışık ilave ettiler. Geceliğine baktığınız zaman ışığın falan yakın oldu. Benim de vardı hocam. İşte bu canlı olan, bu gördüğünüz taş kuvars canlı bir mineral. Zaten hepsi canlı da bundaki özellik şudur. Buradaki aldığı enerji yansıtıyor. Yansıtma özelliğine sahip. Mesela bir örnek daha vereyim size. Bir manyeto. Manyetoyu bunun üzerine bir baskı uyguladığımız zaman bu kıvılcım elektrik boşalması meydana getiriyor. Bir baskı uyguladığımız zaman. Anladım. Mesela çakmak taşı diyoruz ya, esasında onlar kuvarsın alt bilimleri. Kuvarsın alt bilimleri akik, sitren, yeşim taşı, ya yüzlerce alt bilim var. Ama ana birimi kuvarstır. Ana birimi kuvars olmuş oluyor. Hatta siz söylemiştiniz evet, hocam. Evet, şurada getirdim, ellerimde var. İşte yeşil, mavi olursa turkuaz, beyaz olursa işte kuvars, sarı olursa sitrin. Şurada mavi olursa efendim ne diyoruz? Oldu furüze. Kırmızı olursa yakut gibi. Yani bunlar hepsi aslında bizim ünye kumunun içerisinde mevcut. Değil mi? İşte ünye kumunun içerisinde ben ne diyorum? İşte ve defalarca söylüyorum. Her zaman da söylüyorum. Buraya gelmemin amaçlarından bir tanesi. Allah'ın bize bir nimeti var şurada bir kumsalda. Evet. Ya tedavi ediyor. Sizin frekansınız üzeri. Frekansınızı düzeltmiyor da yükseltiyor. Evet. Öyle düşünelim. Yükseltiyor. Stresiniz gidiyor. Uykusuzluk gidiyor. Evet. Yani vücuttaki normal çalışma düzenine sizi sokuyor. Yani o zaman şimdi eski insanlar bunu bilimsel olarak belki benimsememişlerdir. Ama bunu hani deneme yanılma yoluyla hani kültürü vardı yani tin vardır yani böyle sözlü kültür vardı ya. Bunu o şekilde yaptıklarını düşünüyorum. Eskiler kuma yatarlarmış zamanı. Evet, evet. Ama ıslak kuma değil ama tabii bilmiyor. Ki. Şimdi neden yapıldığını, insan vücuduna nasıl iyi geldiğinden haberi yok. Haberi yok ama iyi geldiğini şey yapıyor. Bilimsel olarak söylüyoruz. Evet. Bilimsel olarak söylüyoruz. Evet, evet, evet. Bu bütün bu tane 20 mineral frekansıyla titreşmesiyle bütün vücudu sıkıştırıyoruz şurada. Şurada ben mesela 4 yıldan beri kullanıyorum bunu. Siz? Evet, bende de var. Bende de var. 4-5 seneden beri ben de kullanıyorum. Evet, kullanıyoruz ve verdiğimiz önemli olan kullanmak değil, geri dönüşleri. Tabii. Yüzlerce ben diyor ki işte evet. Uykusuzluğum vardı, gitti, stresim vardı, azaldı. Esasında yaptıkları, bunun yaptığı ne biliyor musunuz? Hani organ enerjisi gibi yağmur yağdırıyor ya. Evet. Vücudumuzdaki o bir troz enerjisi oluşturarak timüs bezimizi aktive etmesinden kaynaklanıyor. Hormonlar düzeliyor, hormonlarla ilişkisi var. Vücutu karaciğerimizden, dalağımızdan, böbreğimize varan kadar her şey armoni halinde. Armoni nedir biliyor musun? Uyum. Uyum. Biliyorum. Bir orkestra, senfoni orkestrası evet. Çalıyor. Orkestra şefi diyor ki durduruyor, ilerideki davulcu diyor sen vurdun. Yanlış vurdun. Bozuk vurdun diyor. Evet. Vurdun diyor. O zaman o müzik bize nasıl? Müzik de bir enerji. Müzik onu ayrı bir konu anlatmamız lazım. Hocam o zaman ayrı bir şey, renk hocam ayrı o zaman bir şey. O zaman şöyle yapalım. Ya biz böyle, şimdi böyle 40 dakika içerisinde ona hiçbir şey anlatamadık. Hocam zaten en fazla 10 dakikamız kaldı. Ama müziğe şöyle, ya bunlar bizim bir üst başlıklarımız olsun. Ya, çünkü yani bu alışık gelmiş bir program. Evet. Mesela sıra dışı bir program diye ben nitelendirmek istiyorum. Çünkü herkes ezber gibi herkes aynı şeyler. Yok öyle değil. Çalgı çengi vesaire. Çok şeyler var. Yani onu da söyleyeyim. Eğer biz dinlediğimiz müziği, bak onu da azıcık yine bahsedeceğim ama. Evet gidin ben de onu diyecektim. Az yine müzikten bahsedeyim. 7 tane notamız var. Gökkuşağı beyaz geldiği zaman 7 tane renk oluşuyor. 7'nin sırrı. 7'nin sırrı mesela. 7 semadan bahsediyoruz. Hep 7'lerden bahsediyoruz. Gökler 7 kat vesaire. Yerler 7 kat. İşte katmanlar şu kadardan bahsediyoruz. Bir 7'de bir sır var. Ama işin ilginç tarafı ne biliyor musunuz? O sıralama var ya hani tesadüf denilen o sıralama. Müzikteki o do, re, mi, fa, sol diyoruz ya. Evet. Onların her birinin ayrı frekansı var. Her frekansında ayrı rengi var.
Tabii. Aynı rengi var. Evet, gökkuşağındaki sıralama da aynı. Ya. İşin garip tarafı öyle. Peki bir hocam. Bir de şu var, yalnız onu da söyleyeyim. Hmm. Ben sözünü kestim ama şimdi. Buyurun 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 hocam. Şimdi onu, onu da bahsedeyim. Hemen müzik. Eskiden 432 Hz. Bizi öyle dinliyoruz. Ruhumuz dinleniyor. İşte bedenimiz dinleniyor. İşte duygularımız maksimum dereceye çıkıyor. Birdenbire 440 Hz'e yükselttiler müziği. Peki bunu kim yükseltti hocam? Bütün dünyada bunlar, bütün yayınları dünyada da bu şekilde. Alman Hitler'in bir tane generali bu konularla ilgili olan zat Göber. 440 yaptı. Niye Göber. Yaptı biliyor musun? Eğer 440 Hz üzerine dinlenirse insanlar duygusuzlaşıyor, acımasız oluyor. Daha fazla bir savaşçı, dava kindar öyle yönlendirirler o 440. Doktor Mengele mi acaba? Çünkü o genelde bu o değil, sıra o dışı değil ama aynı grubun insanlarından. Adı var bende de şu deneylere, anda, evet, hatırlayamayacağım. İmza atana. Şu anda dinlenilen ne biliyor musun dünyada? 440. 440 ne diyor biliyor musunuz? 220. Yani 440'ın yarısı 220. Neyi hatırlatıyor? Elektrik. Elektrik frekansı. Dualarımız içerisinde bizi rahatsız eden bir frekans var. Evet. Amerika'da da 110. 220'nin yarısı. Hepsinin bir nedeni var. Mesela bununla ilgili bir program yapalım. Kesinlikle. Bu evet. Müzik, yani müziğin çıkışı da aslında çok bir enteresan. Müzik nasıl insanlıkla nasıl buluştu? Bunları aslında ayinlerde kullanılıyordu. Farklı frekanslardaki boyuttaki nesneleri çağırmak için sonra hayatımıza nasıl girdi gibi gibi aslında çok uzun uzun başlıkları olan bir konudur bu frekans. Ama bugün sadece biz temelini, frekans nedir, hayatımızın neresinde ve birkaç tane deneyden ve ünye taşımızdan bahsetmek istedik. Aslında bu işin içinde müzik var, bitkilerin frekansıyla bizim alakamız, yiyeceklerin, üzerimizdeki giyeceklerin hayatımızı nasıl pozitif ve negatif anlamda nasıl etkilediğini bunları aslında biraz anlatmak istedik ve bu kapıyı aralamak istedik. Biraz kafalarımızda soru işareti olsun istedik. Yani evet, sorusunlar. Mesele bu yani. Biraz düşünüp ya bunlar ne diyor acaba? Ne demeye çalışıyorlar? Gibi birkaç kişiyi alacağız yani. Biz ilaç sektörünün bilmem neyin hocam oralara girmeyelim. Yani hedefimiz. Hedef haline geliriz. Ama şu var. Orgun'a enerjisi dedik ya değil mi? Evet. Adam sadece yağmur yağdırmamış. İnsanları tedavi etmiş abi. Ya, küçücük kutu, 2-3 sonra detayını veririz. 2-3 bir kutu yapmış. Kutu yapıyor. İçerisinde insanları koyuyor. 20 dakikalık seanslar halinde adamlar ölümcül hastalar tedavi olmuş. Evet. Şimdi ona kalırsa mesela adamlar doktorlar, 1920'lerde bu frekans sektörü, frekans makineleri vardı hocam. Evet. Hepsi hala var. Çok zor bulabiliyorsun. Yani o zamanki çalışanları gibi. Mesela ölçüyorlar sizin işte karaciğerinizin frekansı mı düşük? Ona tamamen kötü hastalıktan kurtarıyor. Kötü kanser olmuş, ileri seviyeye gelmiş insanlar kurtuldu bundan. Evet. Diye makaleler okuyoruz. Evet, okuyoruz. Okuduk. Bilimsel olarak ama şudur diyemiyoruz. Evet. Yani şudur çok net diyemiyoruz ama bu konuda hakkında çok spekülasyonlar var. Şunu söyleyeyim, bakın. Ben bu olaya ticari olarak başlamadım. Ticaret benim şeyim değil. Ben emekliyim. Ben burada insanları bilinçlendirmeye çalışıyorum. Evet. Ya gelin yazın, şu kumun içerisinde gömülün ya. 7 gün. 7 gün evet. Gömülün 20 dakika. Sonra çıkın, sonra gelin de bana bir şey olmadı deyin yani. Evet. Ben buraya üyeyi terk edeceğim. Bir de şu var, onu da söyleyeyim size. Bu bir nimet. Yani bizim üyemizde, hani diyoruz ya enerjimiz hiçbir şey yapamıyorsak artık kuma gömülün diyeceğiz. Evet hocam. Hocam maalesef ki süremize, bize tanınan sürenin... Beni konuşturmadım. Hocam bu böyle kalmasın diye düşünüyorum. Çünkü çok önemli, toplumumuzu, insanlarımızı ilgilendiren bir konu. Frekans konusu. Mutlaka bunun ne olduğunu bilirsek bir parça daha hayatımıza artı katacağımıza, değer katacağımıza inanıyorum. Daha çok üst başlıkları var bunun. Demem gibi işte giysiler, müzik, yiyecek. İlker Bey. Bunu haftaya devam edelim diye İnşallah. Düşünüyorum. İnşallah. Ve konuların içerisinde çok ilginçtir. Suyun gizemi anlatılacak. O ayrı bir konu yani hocam. Onu da bırakın. O da çok derin bir konu. Benim en fazla konuşmak istediğim mono
monoatomik altının evet. Manna. Hocam. Bunlar ne bileyim arkadaş. Bunlar üst başlıklarımız olsun. Sayın seyirciler, dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Haftaya anlaşılan bu şey çok çok uzun süre, çünkü çok hemen anlaşılır bir konu değil. Çok frekans, yüzeysel geçtik. Çok yüzeysel geçtik, biliyorum, farkındayım, ama bu süre bu süre içinde ancak bu kadarını anlatabildik. Öyle söyleyeyim, haftaya yeniden kıymetli hocamı konuk olarak alıyorum. Gene işte müzik, suyun frekansı, monoatomik altın üç başlığımız olsun. Nelerde kullanıldı? Suyun frekansı, hayatımızın, emin olun ki şu anda içinde neden bir şeyleri öngörememek ya da bir şeylerden ya çok basit bir şeyi bile, ya bu benim aklıma niye gelmedi, ya niye çevirdi, bunlarla olan ilişkisini haftaya açıklamaya çalışacağız. Tabii bilime dayanarak, bilimsel makalelere dayanarak ve deneylerine dayanarak, yani isimleri de vererek şey yapacağız. Afaki konuşmayacağız buradan. Dinlediğiniz ve seyrettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Hayırlı akşamlar. Kendinize iyi bakın.